Merhaba, ben klinik psikolog Pınar Mermer. Göçmen anneler için hazırladığım videoya hoş geldiniz. Hatta şöyle söylemek geldi içimden, videolar serisine hoş geldiniz. Neden olmasın? Bundan sonra yapabiliriz. Çünkü Pınar ve Esra sağ olsunlar, grubun kurucuları. Onlara çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdikleri için. Onlarla birlikte bir post hazırladık ve o postun altına sorularınızı yazabileceğinizi söylediler size ve çok güzel sorular geldi. Çok teşekkür ederim. Yalnız düşündüm de bu soruların uzun uzun açıklanması, cevaplanması gerekiyor. Bazıları bireysel danışmanlık soruları gerçekten, bazıları da genel bilgi verilmesi gereken sorular. O yüzden düşündüm. Dedim ki bugün güzel bir giriş videosu yapalım. Konumuz da uzakta ve dayanıklı olsun. Ondan sonra da genel olarak yaşadığımız problemler üzerinden belki daha kısa kısa bilgi videoları yapabiliriz diye düşündüm. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir bu fikir. Peki, Pınar ve Esra'ya teşekkür ederek başlıyorum dedim. Onlarla aramızda çok güzel, çok tatlı bir iletişim oldu. Pınar'la çok eskiden bir tanışıklığımız var, çok kısa bir görüşmemiz var. Daha sonra sosyal medya üzerinden konuşmalarımızı devam ettirirken ortaya böyle bir fikir çıktı çünkü ben de bir göçmen anneyim. Şu anda ben de Hollanda'dayım. 6 ay kadar bir zaman oldu buraya taşınalım. Size birazcık ben kendi sürecimden bahsetmek istiyorum. Konumuz uzakta ve dayanıklıya geçmeden önce. Ben bir klinik psikoloğum dedim. İzmir'de doğup büyüdüm. Daha sonra ODTÜ'de psikoloji okumak üzere Ankara'ya taşındım. Çok da bahsederim bundan sosyal medyada veya kitaplarımda. Kitaplarımda iki kitabım var. Yavaş Ebeveynlik 1 ve 2. Hatta aranızdan bazılarınızın bu kitapları okuduğunu biliyorum. Bana çok güzel mesajlar gönderiyorsunuz. Şu anda bulunamıyormuş. Teşekkür ederim. Çok satıldı. Yetiştirmekte zorlanmışlar. Gönülden teşekkür ederim bunun için. Geri dönelim. İzmir'den Ankara'ya uzanan bir hikayem var. ODTÜ'de psikoloji bölümü okudum. Dedim ki bundan çok da sık bahsederim. Çünkü İzmir'den Ankara'ya gitmek beni epey bir zorlamıştı. Zorlamasına rağmen yer değiştirmekten vazgeçmedim. Daha sonra Bilgi Üniversitesi'nde klinik psikoloji okumak istedim. Ankara'da devam etmek istemedim yüksek lisansıma, uzmanlığa. Ve Bilgi Üniversitesi için İstanbul'a taşındım. Bu sefer de orada klinik psikoloji uzmanlığımı yaptım. Çok değerli hocalardan çok iyi bir eğitim aldım. ODTÜ'de de keza öyle. Hatta bu arada ODTÜ'deyken bir ara Hollanda'ya geldim. 6 ay kaldım. Kalbim Hollanda'da kaldı. O yüzden belki de geri döndüm buraya. Sonra Bilgi Üniversitesi'nde uzmanlığımı tamamladıktan sonra çeşitli hastane ve kliniklerde çalıştım. Sonra kendim özel ofisimde çalışmaya başladım. Ebeveyn danışmanlığı, çocuklarla oyun terapisi uygulamaları, ergen danışmanlığı, yetişkinlerle çalışmalar yaptım ve özellikle gelen talep üzerine kurumsal eğitimler verdim. Bu eğitimlerin çoğu da ebeveynlik üzerine oldu. Bildiğimiz büyük global firmalarla da çalışmalar yapma fırsatım oldu ve bana çok katkısı oldu bu eğitimlerin. Peki, bunlara devam ediyorum. Ancak bu arada tabii İstanbul'dan hop bir Amsterdam'a atlama durumu olmadı. Ondan öncesi var. Ben bir cesaret, bir karar verip İstanbul'da artık kalmak istemiyorum, İstanbul beni çok zorluyor diyerek çok hayalini kurduğum, çok özlediğim Ege'me geri döndüm ve Bodrum'a taşındım. Bodrum'da iki sene, çok güzel bir iki sene geçirdim. Bebeğim yeni doğmuştu. İkinci bebeğim Mercan, büyüğü Uzay 5 yaşında. Mercan şimdi 2,5 yaşında. Onu aldık ve Bodrum'a gittik doğar doğmaz. Güzel bir iki sene geçirdim dedim Bodrum'da. Ancak benim içeriden durmuyordu hayallerim. Ve buraya bir şekilde 6 ay kaldığım Hollanda'ya geri dönme isteğim çok ağır bastı. Buraya geldik, şimdilik buradayız. Bakalım bundan sonra beni nasıl bir yolculuk bekliyor. Bu süreçte çok yer değiştirdiğim için yüz yüze görüşmelerin yerini yavaş yavaş online görüşmeler almaya başladı. Hatta şöyle oldu.
Yani ben kendi ofisimde görüşmeler yaparken şöyle e-postalar almaya başladım. Biz Dubai'de, Katar'da, Almanya'da, Fransa'da yaşıyoruz. Sizinle görüşmek istiyoruz. Nasıl yapalım? Böyle Skype üzerinden danışanlarımla görüşmeye başladığım bir süreç başladı. Sonra İstanbul'da işler zorlaştıkça, şartlar zorlaştıkça şöyle istekler gelmeye başladı. Ya biz İstanbul'dayız ama bebeğimiz var. Küçük, şimdi trafik oraya kadar gel git bizim için zor. Biz bu görüşmeyi online yapabilir miyiz? Yavaş yavaş böyle ebeveyn danışmanlığı yapacağım ya da bireysel görüşme yapacağım durumlarda online görüşme yapmaya başladık. Bodrum'a geçtiğim zaman da eğer gerçekten bir oyun terapisi ihtiyacı olduğunu ya da başka ihtiyaçları olduğunu düşünüyorsam arkadaşlarımın değerlendirmesi için yönlendirmeler yapmaya başladım ve kendim görüşmeleri online olarak sürdürdüm. Şu anda da Amsterdam'da yaptığım bu. İstanbul'a gelip gidiyorum. Yine kurumsal eğitimlere devam ediyorum ve online görüşmelerimi yapıyorum. Bir yandan da 5 ve 2,5 yaşındaki iki tane erkek çocuğuna annelik yapmakla meşgulüm. Çok keyifli ama bir taraftan da hem buraya uyum sağlamak, hem onlara iyi ebeveynlik yapmak, hem de çalışmak kolay değil. O yüzden bugün benim için de burada biraz sizinle dertleşmek gibi oluyor. Biraz benim içimi dökmek gibi de oluyor. Bana da iyi geliyor bu konuşmalar. Şimdi size biraz kendi geçmişimden bahsettim. Biraz da neden özellikle çocuklarla ve ebeveynlerle çalışmanın benim için önemli olduğundan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir ekolle çalışmaya başladım ben. Geçmiş yaşantılarımız, ilk ilişkilerimiz, anne karnından itibaren hatta ebeveynlerimizin kendi geçmişinden alıp getirdikleri yükler bizim bugünümüzü nasıl etkiler ekolüyle çalışmaya başladım ben uzmanlığım sırasında. Ve bu bana çok uydu, beni çok etkiledi. Ve hep danışanlarla konuşurken, okumalar yaparken hep fark ettiğim şu oldu. Kendi sürecimin içindeyken de, terapi sürecimdeyken de işte annemle şöyle bir sürecimiz vardı. Babamla şöyle bir sürecimiz vardı. İlkokul öğretmenimle yani hep bir yakın ilişkiler. Bu ilişkilerde aldığımız yaralar ya da bu ilişkilerdeki güçlü taraflar, bizi güçlü yapan taraflar, zorlandığımız çocukluk deneyimleri, hep bunlardan bahsedilir ve bunun üzerine inşa ettiğimiz bizden, bugünkü bizden bahsederiz. Bunları fark ettiğimde dedim ki yani şu ebeveynlik konusunda yapmamız gereken bir şeyler var. Yani bu problemlerin bazıları gerçekten ortaya çıkmadan önce danışmanlıkla çözülebilecek, halledilebilecek şeyler aslında. Yani belki de geçmişte bilseydi ebeveynler öyle davranmazlardı. Tabii son zamanlarda da ebeveynlikle ilgili çok fazla yazılıp çizilmeye ve bunun öneminden bahsedilmeye başlandı. Ben de uzmanlığımı bu tarafa doğru kaydırmaya karar verdim. Yani önce yetişkinlerle çalışıyordum, daha sonra çocuklarla ve ebeveynlerle çalışmaya başladım. Hala da bu şekilde çalışmaya devam ediyorum. Şimdi neden bundan bahsettim? Bugünkü konuyla da çok bağlantılı olan bir giriş yapmak istiyorum yine bununla ilgili. Bugün gerek dünyanın her yerinde bulunan ebeveynler, Türkçe konuşan ebeveynler, yani bugün bizim hedef kitlemiz diyelim olsun. Gerekse Türkiye'de yaşayan insanlar, ebeveynler bugün ebeveynlik yapmakta çok zorlanıyorlar. Nedeni çok fazla ama benim için bugün çok önemli olan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Belki sizin de içinizde bir yere dokunacak o diye düşünüyorum. Biz farklı bir ebeveynlik gördük. Yani öğretmenlerimizden de bir çeşit ebeveynlik görüyoruz. O farklıydı. Akrabalardan da, komşulardan da. Çünkü biz daha iç içe olan bir kültürde yaşıyorduk. Çoğunuz şimdi batıdasınız. Çok daha farklı olduğunu görebiliyorsunuzdur bazı şeylerin. Farklı bir ebeveynlik gördük. Ama bugün benim gibi uzmanlar, herkes daha farklı davranmamız gerektiğini söylüyor çocuklarımıza. Biz zaten kendimizden de biliyoruz yani bazı şeyler yanlış gitmiş, bunları ben çocuğuma yapmak istemiyorum da diyoruz. O zaman
bizim omzumuza ciddi bir yük biniyor. Öyle değil mi? Yani zaten şimdi bizim durumumuz için söyleyeceğim. Dünyanın öbür köşesinde olmak çok zor. Sevdiklerinizden uzakta, kendi dilinizi konuşamadığınız bir yerde olmak hiç kolay değil. Bir de üstüne şöyle bir yük geliyor. Kendi ebeveynlerinizden gördüğünüz şekilde çocuğunuza davranmayın. X, Y, Z şeklinde davranın. Yani size yeni bir dil oluşturun arkadaşım deniyor. Kolay mı dil öğrenmek? Hiç kolay değil. Yani ben hiç Fransızca bilmiyorum. Annem babam benimle Fransızca çat pat konuşmuş belki. Ben çocuğumla şakır şakır Fransızca konuşacağım. Benden bu bekleniyor. Hiç kolay değil. O yüzden bugün bizim yaşadığımız ebeveynlik stresinin belki büyük kısmını da bu oluşturuyor. Yani yine göçmen anneler olarak kendimize bakalım. Dünyanın bir köşesinde olmak, yaşadığımız, belki karşı karşıya geldiğimiz işle ilgili, ilişkilerle ilgili, yaşadığımız ülkeyle ilgili problemler, kadın olmakla ilgili. Dünyanın her köşesinde kadın olmak çok zor. Yaşadığımız zorluklar, bir de üstüne yalnız ebeveynlik yapmakla ilgili. Tabii ebeveynlik yalnız yapılan bir şey değildir. Bundan da birazdan bahsedeceğim. Bir de üstüne böyle bir misyon. Yani geçmişteki hatalar tekrar edilmesin. Bugün sen daha iyi bir ebeveyn ol. Bu kolay değil. Bu öyle bir baskı yaratıyor ki insanın üzerinde gerçekten depresif yapabilir bizi. Toleranssız yapabilir. Daha kaygılı yapabilir. Daha öfkeli yapabilir. O zaman önce zorluklarımız olduğunu kabul ederek başlayabiliriz ve bu zorlukları dünyada sadece biz yaşamıyoruz. Bazı zorluklar ortak. Belki bunu bilmek bizi, başkalarının da bu zorlukları yaşadığını bilmek bir nebze rahatlatır. Peki, uzakta ve dayanıklıya böyle bir giriş yaptık. Ben bazen biraz oradan buradan konuşurum, aklım biraz uçabilir. Toparlaya gitmeye çalışacağım. Yine hatırlatacağım ama bana sorularınız olursa sosyal medya hesaplarımdan, cep telefonumda verebilirim. Oradan ulaşabilirsiniz. Yani o anda yanıtlayabileceğim bir şey varsa yanıtlarım. Ama çoğu zaman bireysel danışmanlık gerektiren konular oluyor. Onu da nasıl yapacağımızı konuşabiliriz. Gerek ben, gerekse yardımcı olacak arkadaşlarımı mutlaka yönlendiriyorum. Yani yalnız değilsiniz, yardımsız kalmayın. Bu çok önemli. Peki, o zaman buradan devam edelim. Yardımsız kalmak ve yalnızlık. Şimdi Türkiye'de doğup büyümek epey bir travmatik, özellikle toplumsal travmalara maruz kalmak demek. Ama bir taraftan da insanların birbirine destek olduğu, yakın ilişkiler kurabildiği, yardımlaşmanın, merhametin, şefkatin olduğu bir yerde büyümüş olmak demek. Yani toplum yapısı giderek değişse de bu değerler üzerine kurulmuş bir yerden geliyoruz. Bu da demektir ki aslında biz almayı, vermeyi, yardımlaşmayı, bu değerleri seviyoruz ve bunlar bize hiç uzak şeyler değil. Peki neden bundan bahsediyorum? Bu alıp verebilmek, yardımlaşabilmek, birbirine destek olabilmek psikolojik dayanıklılık açısından, psikolojik sağlığımız açısından son derece önemli. Biliyorum bazen daha Batı kültürünün egemen olduğu yerlerde yaşayan kişiler bu yüzden çok zorlanıyorlar. Çünkü daha az duygu ifadesinin olduğunu, daha alışverişin, duygusal alışverişin az olduğunu anlatıyorlar zorlanan kişiler. Tabii bizden çok daha farklı kültürler içinde olabiliyoruz. Ama bu demek değildir ki onlar gibi olmak zorundayız. Değiliz.
Elbette bir yerde uyum göstermek zorundayız ama inanın sağlıklı olan stres anında kişilere dönmek. Yani şöyle düşünün. Hayvanlar 3 tepki verirler stres altındayken. Donabilir, freeze, yani fare kediyi gördüğünde donabilir ve kendisinin bir taş olduğuna kediyi inandırmaya çalışabilir. Bir tanesi kaçmak. Fare kediyi gördüğünde kaçar. Bir tanesi kalıp mücadele edebilir. Çok akıllıca olmaz ama yani bazı hayvanlar orada mücadeleyi de seçebiliyorlar. İnsanların da böyle seçenekleri var, değil mi? Ama insanların yaptığı bir şey daha var. Hatta bunu son zamanlarda maymunların da yaptığını, hayvanların da yaptığını söyleyen çalışmalar var. Sosyal medyada dolaşıyordu bu görüntüler. Bir maymun öldüğü zaman diğer maymunların birbirine destek olduğu, sarıldığı görüntüleri belki görmüşsünüzdür. Bu da ne demek? Biz stres altındayken 3 tepki veriyoruz. Doğru. Ama bizim gözden kaçan bugüne kadar dördüncü bir tepkimiz de var. Özellikle Batı dünyasının egemen olduğu psikoloji biliminin de atladığı ve bugün harıl harıl üstünde durduğu, vurgulamaya çalıştığı bir şey daha var. İnsana dönmek, insan temas arayışında olmak. Bu çok değerli bir şey, çok önemli bir şey. O yüzden uyum sağlamak adına kendi duygularımızı bastırmak, kendi ihtiyaçlarımızı bastırmak, hatta yakınlık ihtiyaçlarımızdan dolayı kendimizi suçlu hissetmek yerine kendimize lütfen şunu hatırlatalım. Zorlandığımız zaman biz sosyal varlıklarız. Başkalarının temasına ihtiyaç duyarız. Bu kadar basit. Onaylanma ihtiyacımız var. Sevilme ihtiyacımız var. Takdir edilme ihtiyacımız var. Desteklenme ihtiyacımız var. Yardım alma ihtiyacımız var. Olur mu? Bunlar bizim ihtiyaçlarımız. Ama biz büyürken yavaş yavaş Türkiye'de değişiyordu. Bize verilen mesajlar farklı olmaya başladı. Değil mi? Yani kendi ayaklarının üzerinde duracaksın. Yani tamam, tabii ki de duracağım. Yani birlikte olmak için önce bir olmak gerekir, değil mi? Bireysel olmak önemli ama her koyun kendi bacağından asılır. Ondan sonra bu dünyada yalnızsın, bu hayatta yalnızsın, bunu bil, kimseye güvenme. Şimdi böyle mesajlar gelmeye başladı. Bir de bir sınav sistemimiz vardı ki sevgili anneler, yanınızda oturan en yakın arkadaşınız rakibiniz. Şimdi sonra işte genelde beyaz yakalılar iyi bilirler, iş arkadaşı diye bir şey olması mümkün olmuyor. Oradaki aynı rekabet devam ediyor. Sen mi promosyon alacaksın, ben mi alacağım? Şimdi böyle bir ortamda insanların zorlandığı zaman birbirine dönmesi ne kadar zor, değil mi? Yani burada rekabet arttıkça, koşullar zorlaştıkça, ekmek aslanın ağzına değil midesine indikçe bizim de kaygımız çok artıyor. Hayatta kalma içgüdüsüyle biz de biraz daha tırnaklarımızı göstermeye başlıyoruz. Şimdi böyle olduğu zaman ne oluyor? Tırnağınızı gösterdiğiniz zaman zayıf tarafınızı göstermemek zorundasınız. Zayıf taraf da nedir? Duygusal olduğunuz, onay beklediğiniz, yardım istediğiniz, diğer insanlara ihtiyacınız olduğu taraflar. En insani taraflar aslında. Ama bugünün dünyasında bunlar zayıf taraflar olarak algılanıyor. Oysa değil. En insani taraflarımız, bizi insan yapan taraflar bunlar. Negatif duygularımızı göstermememiz gerektiği öğretiliyor bize, değil mi? Yani işte aman ağlama, aman işte neydi, kan kustum kızılcık şerbeti içtim de, kol kırılır yani içimde kalır. Bizim kültürümüzün her ne kadar birbirine destek olan, iç içe olan bir tarafı varsa, bir taraftan da aman bizi iyi bilsinler diyen bir tarafı da vardı. Şimdi bu iyice Batı etkisiyle iyice arttı, değil mi? Ve herkes seni iyi bilsin, hoş bilsin, mükemmel bilsin. Peki bu bizim
ruh sağlığımıza nasıl etkiliyor bu durum? Bu durum bizim sürekli bir tehdit algılamamıza sebep oluyor. Başka insanlar bizi sakinleştirecek, bize yardım edecek tatlı, şefkatli kaynaklar değil de bizim için her zaman mücadele etmemiz gereken tehditlermiş gibi algılamaya başladığımızda da işte kaygı bozuklukları, depresyon veya başka psikolojik bozukluklar başlıyor. Kitaplarımda da bundan bahsediyorum. Özellikle ikinci kitapta bahsettiğim bir konu var. Yalnızlık hissi, yani hani bir odada yalnız oturmaktan bahsetmiyorum. Yalnızlık hislerinden bahsediyorum. Bu kalabalıklar içinde de yaşadığınız bir şey olur. Yani bir bayramda akraba dolu bir evde tek başınıza çok yalnız hissedebilirsiniz kendinizi. Aidiyet olmaması, başka insanlarla bağlantı içinde olmamanızdan bahsediyorum, olur mu? Bu yalnızlık hisleri insana fiziksel bir acı çekiyormuşçasına bir acı verebiliyor. Yani bunu fiziksel bir acı gibi hissedebiliyorsunuz ve insanı hasta edebiliyor yalnızlık hisleri. Hatta bunlarla ilgili yazılmış kitaplar var. Nasıl okunuyor İtalyanca? Cacioppo galiba. Yazarım da size isterseniz bu şeyden sonra, bazı kitap isimleri yazmayı düşünüyorum. Onun yalnızlıkla ilgili yazdığı bir kitap var, yaptığı araştırmalar üzerine. Bugün özellikle Amerika'da, böyle New York gibi büyük şehirlerde insanların aşırı yalnızlaşmasının psikolojik problemlere yol açtığını anlatır. Ve der ki, beynin doğasına ters mesajlar göndermek bu. Yani işte beyin diyor ki ben sosyal bir varlığım, böyle evrimleştim, öbürlerine de benim ihtiyacım var. Ama biz de diyoruz ki hayır, sen yanılıyorsun, tek başına olacaksın, yalnız olacaksın, dimdik olacaksın, ayakta olacaksın. O da diyor ki ama sen benim oluşum biçimime ters mesajlar bana gönderiyorsun, ben kapatıyorum şalteri o zaman. Şalterin kapatılması da işte psikolojik problemler olarak ortaya çıkıyor. Özellikle negatif duyguların ifadesi konusunda ketum olan toplumlar bugün epey bir çıkmaza girmiş durumda. Yani ağlamak, yas tutmak, üzülmek, hayal kırıklığına uğramak, şaşırmak bile bazı toplumlarda çok kabul görmüyor. O zaman ne oluyor? Bu duyguları bastırdığımız zaman, negatif duyguları bastırdığımız sistem pozitif duygulardan farklı bir yerde mi? Değil. Pozitif duyguları da bastırıyoruz. Duygusuzlaşmaya, hissizleşmeye başlıyoruz. Yani yine o şalter kapatma. Aslında bu şalter kapatmayı ben travmadan bahsederken de çok kullanırım. Şimdi onu fark ettim. Çünkü travmada da öyledir. Yani ağır bir stresör geldiği zaman, bir stres faktörü geldiği zaman beyin der ki bu bana çok fazla, ben kendimi kapatıyorum. Bu da aslında böyle gün içinde ufak ufak travmatize olmak, bir şekilde travmatize olmak, kendinden uzaklaşmak, varlığından uzaklaşmak, insanlığından uzaklaşmak. İnsanlar onu şöyle tarif ederler: hiçbir şey hissetmiyorum, içim bomboş, balon gibi hissediyorum. Öfkesini bastırmak, yasını bastırmak, üzüntüsünü bastırmak. Şimdi bunların hepsini bastırdığımız zaman yine aynı yere döneceğim. Bunlar psikolojik problemler olarak karşımıza çıkıyor. Bunları bastıran bir kişinin çok iyi yakın ilişkiler içinde olmasını bekliyor muyuz? Yani bu kişi rahat arkadaşlık ilişkileri kuramaz. Çünkü kendinden uzaklaşmış. Kendi değil ki. Çocuğuyla istediği yakın ilişkiyi kuramaz. Eşiyle istediği yakın ilişkileri kuramaz. Ebeveynleriyle, yani yakın ilişkilerde bu kişinin çok zorlanmasını bekliyoruz. Ne oluyor biliyor musunuz? Belki bu size tanıdık gelecek. Çoğumuz böyle durumlarda birincil halka, yakınlarımıza değil de ikincil halka olan insanlara bir şey göstermemek adına iyi, fönlü, makyajlı ve güçlü insan
yardımsever, işte her şeyi yapabilen, başarabilen bir insan olarak görünüyoruz. Ama birinci halkaya geldiğimiz zaman orada bağırmalar, öfke patlamaları, durdurulamayan ağlama krizleri, memnuniyetsizlikler vesaire. Hani diyorlar ya işte iş yerinde kızdım geldim çocuğuma patladım. Bu böyle bir şey aslında. Yani gerçek duygularımızı ifade edemediğimiz yerde mutlaka bu bize ve en yakınlarımıza zarar verici bir hale geliyor ki bu en son istediğimiz şeydir. O yüzden birazcık oturup düşünmemiz gerekiyor. Yani birazcık kendi ruh sağlığımız için, psikolojik dayanıklılığımız için yatırım yapmak gerekiyor. Elinize kağıt kalemi alın, çizin, yazın. Bir, ben kendimi ne kadar tanıyorum? Tabii bu çok zor bir şey. Yani bu felsefi olarak baktığınız zaman da ben kimim, ben neyimden başlayıp saatler, günler sürebilecek, hatta yüzyıllarda süren bir tartışma da. Mesela benim çocukluk hayallerim nelerdi? Benim nasıl bir hikayem var? Ben nasıl bir insana dönüştüm? Aslında şu anda hayatımda ne olmasını isterdim? Benim değerlerim neler? Olmasını istediklerime nasıl ulaşabilirim? Bununla ilgili böyle birazcık kafa patlatmak gerekiyor. Ama bunu yapabilmek çoğu zaman bize zor geliyor. Çünkü işte zaman yok. İşte ben kafam karışıyor bunu yazarken. Sanki yazacağım da ne olacak, ne işe yarayacak? Bunlar aslında defanslar. Tamam mı? Arkada korkuyoruz karşılaşacağımız şeyde. Birazcık cesaret. Oturup kendimizle ilgili kafa vermek gerekiyor. Kendimizi tanımak, anlamak. Gerek kendimiz, gerek arkadaş grubu, kitaplar, terapistler, ama kendini bilmek, kendinden uzaklaşmamak, böyle bir balon gibi havalarda dolaşmak yerine bir ağaç gibi o an orada kalabilmek çok önemli. Psikolojik sağlığımız açısından, olur mu? Bu bir. İkincisi, kendimize iyi bakmak gerekiyor. Self-care yani. Kendimizle ilgilenmemiz gerekiyor. Bu manikür pedikür fönden bahsetmiyorum her zaman. Öyle anlaşılıyor çünkü. Kendinize bakın, bakımlı olun yok. Yani tabii ki onlar da olabilir de. Spor yapmak çok önemli. Egzersiz yapmak. Sağlıklı beslenmek önemli. Sonra sağlığımızı ihmal etmemek. Yani mesela kadının çok yaptığı bir şeydir. Bir mantar var, bir enfeksiyon var. Kaşıntı, ağrı, acı, ama bir türlü o doktora gidilmez. Böyle günü bir acıyla, rahatsızlıkla idare etmek kolay mı? Değil. Siz diyeceksiniz ki tuvalete bile gitmiyorum, bırak doktoru. Bu doğru değil. Yani hep söylediğim bir şey vardır. Oksijen maskesi önce kendinize, sonra çocuğunuza. Bu öylesine söylenmiş bir şey değil. Bu böyle olmak zorunda. Yani bunun başka bir yolu yok. Çünkü diğer türlü başkaları odaklı yaşadığımız zaman, bu çocuğumuz bile olsa, artık verecek bir şeyimiz kalmıyor. Tükenmiş hissetmeye başlıyoruz. Yani şuralarda böyle duygusal kupalarımız olduğunu düşünelim. O duygusal kupalarımız öz bakımla dolar. Yani neyle dolar? Keyifli hissettiğimiz şeyleri yapmak, deşarj olabilmek, spor yapabilmek, sağlığımızla ilgilenebilmek, kendimizle kalabilmek, arkadaşlarımızla olmak, hobilerimize zaman ayırmak, hedeflerimize, hayallerimize, kendimizle bağlantıda kalmak. Değil mi? Hani dedim ya, böyle yazın, çizin, kendinizle ilgili düşünün. Buradaki o duygusal kupa dolduğu zaman ben ancak çocuğuma da oradan bir şey aktarabilirim. Bu doğmuyor, bu boş. Boş olduğunda da böyle kendi yapı taşlarımdan alıyorum. Yavaş yavaş bir süre daha aile veriyorum. Sonra benden bir şey kalmıyor geriye. Bunu istemiyoruz. Hepimiz değerliyiz. Hepimiz özde, çekirdekte değerliyiz. Olur mu? Bu çok önemli. Bu belki size bir kişisel gelişim klişesi gibi geliyor ama bunun üzerine düşünmenizi istiyorum. Siz kendinizi dipte, özde, altta, çekirdekte değerli hissediyor musunuz? Hissetmiyorsanız bununla ilgili çalışmak gerekiyor. Çünkü o zaman işte paspaslık başlıyor.
Bir arkadaşım söylemişti bunu bana, Dilek. Ona da başka biri bir çalışmada söylemiş. Çok hoşuma gitti. Önce çok acımasızca bulmuştum ama öyle yani. Bu bir yerde paspaslık, hani deriz ya, saçını süpürge etmek öyle. Yani kimse de öyle bir durumda ay hadi gel ben seni buradan çıkarayım diyemeyecek, çünkü muhtemelen memnun da görünüyor insanlar orada o halde. Ya da yapamaz değil mi? Yani kendimiz istemediğimiz sürece kimse bizi oradan tutup çekemez, çıkaramaz. Hatta belki çekip çıkarmak isteyen insanlar olduğunda deriz ki, ay yok yok çok iyiyim ben, memnunum, gayet severek yapıyorum ben. Çok iyiyim halimden, çok memnunum. Problem değil, problem değil, sen de ben yaparım. Hiç uzak gelmiyor değil mi bu hal? Peki, yani tabii şey de var, ayarlar böyle dedim ya, yani Türkiye'de büyümenin çok güzel tarafları da var ama çok negatif tarafları da var maalesef. Bir yerde kadın olmak fedakarlık demektir. Analık, her şeyini çocuğa vermek, kendine hiçbir şeyin kalmaması demektir gibi böyle düşüncelerle büyüdük. Ama öyle değil, öyle değil, öyle değil. Biz değerliyiz, biz lazımız, biz önemliyiz. Böyle küçük bir boğazımda takılan bir şeyler var. Kusura bakmayın, böyle arada fazlaca yutkunuyorum. Peki, kendimize iyi bakmaktan bahsettik. Hem düşünsel, zihinsel egzersizler yapmak, hem fiziksel egzersizler yapmak, sağlığımıza önem vermek, doktora gitmek, kontrollerimiz, muayenelerimizin olması ve arkadaşlarımız, sevdiğimiz insanlar, yakın ilişkiler, yani bu eşinizle ilişkiniz de olabilir. Yakın ilişkilere ihtiyacımız var. Yani biliyorum belki şu anda bu videoyu izleyen ve dünyanın bir köşesinde hiç tanıdığı arkadaşı ya da bağ kurabileceği hiçbir insan olmadığı için çok zorlanan kişiler var. Onların şunu düşünmesini istemiyorum. Başkaları nasıl yapıyor, ben niye yapamıyorum? Onlar niye zorlanmıyor, ben niye zorlanıyorum? Herkes zorlanıyorlar. Herkes zorlanıyor. Yani yalnız kalan insan zorlanır. Belki bunu inkar eder, belki bir parça daha iyi baş eder ama yalnız kalan insan zorlanır. Bizim arkadaşlarımıza, tanıdığımız, sevdiğimiz insanlara ihtiyacımız var. Bizi anlayan, bizi can kulağıyla dinleyen, yanlarında güvende hissettiğimiz, rahat hissettiğimiz, belki eğlenebildiğimiz, deşarj olabildiğimiz arkadaşlarımıza, yakınlarımıza ihtiyacımız var. İnanın bu lüks değil, bu da gereklilik, bu da zorunluluk, bu olmak zorunda. Yani bunun olmadığı yerde destek grupları var, WhatsApp grupları var. Yani tabii ki de sosyal medya yerini alamaz gerçek yakın insan temasının ilişkisinde ama yani yapılamadığı durumlarda görüntülü konuşma, işte bir grupta etkin rol alma, yani bunu yapmamız gerekiyor. Bizim insan temasına ihtiyacımız var. Yani insanlar neredeyse belki planlayıp oraya gidip gelme, yani biliyorum çok zor. Bugün ancak günlük hayatımızı idame ettirebiliyor, devam ettirebiliyorken belki ütopik geliyor ama inanın bu bir gereklilik. Yani bunu yaptıktan sonra insan anlıyor, ha ihtiyacım buymuş, oh ne kadar rahatladım diye. Arkadaşlarımız, tanıdıklarımız, sevdiklerimiz, kendimizi yanında güvende hissettiğimiz insanlar da bizim için çok önemli. Bunu da yapmamız gerekiyor. Psikolojik sağlığımız için, psikolojik dayanıklılığımız için dedik. Tabii bu liste böyle üç maddeyle bitmiyor. Çok daha fazla şey var size anlatmak istediğim çocuklarımızla ilişkimiz, eşimizle ilişkimiz, kendi kendimizle konuşmalarımız, ilişkimizle ilgili. Ama bugün biraz fazla şey söylediğimi fark ediyorum, hissediyorum. Bugün bu konuşmayı burada kapatacağım. Olur mu? Daha sonraki videolar içinde yazdığınız postlardan, sorulardan fikirler aldım. Belki Pınar ve Esra'nın desteğiyle de size sorarız. Bunu mu yapalım, şu konuyu mu yapalım diye. Ve ben istiyorum ki bu videolara, bu buluşmalara devam edelim. Ben şimdiden sizi orada hissediyorum. Enerjinizi alıyorum. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Cep telefonum 0532 523 9347.
WhatsApp'tan bana yazabilirsiniz. Eğer danışmanlık almak istiyorsanız, kısaca danışmanlık almak istediğiniz konuyu yazabilirsiniz veya ben sizi ararım, konuşabiliriz. Neye ihtiyacınız var, ona göre yönlendirmeler yapabilirim. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar teşekkür ediyorum. Göçmen Anneler Facebook listesinin kurucuları Pınar ve Esra'ya çok sevgiler, hoşça kalın.